işte kamu yararına çalışan dernekler var. Onlar bu işin istisnası ve yıllık büyük gelirleri 774 lira. Bu sene rakam bu. 774 liranın üzerine gelirleri olan dernekler bu işletme hesabı değil, bilanço hesabı defterine, bilanço hesabına göre geçerler. Şubesi bulunanları onları da hatırlatmamıza gerek yok. Bu da şubelerin yapılanması da yok. İşletme hesabına göre defter tutan dernekler yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararıyla da bilanço hesabına göre defter tutabilirler. Bilanço esasında zaten onlar mali konular olduğu için ben bu konuları biraz mali konuları Özgür Bey'e bırakacağım. Konunun uzmanı da onu. Tutulacak defterler var. Genel konumu yaptınız. Sağlık bir şekilde yaptınız. Oluşturdunuz. Organlarınızı oluşturdunuz. Ne yapıyoruz şimdi? Onların da bir süre dahilinde işte divan başkanının tutmuş olduğu bütün tutanaklar, belgeler, imza listeleri, yeni yönetim kurulu, denetim kurulu, bütün organların listeleri ne yapılır? Burada bir süre içerisinde, genel kurulu toplantı izleyen 30 gün içerisinde mülkamille, yani sivil toplumda ilişkilendirilmeyi teslim edilir, bilgilendirilir. Ayrıca, biraz sonra geleceğiz, bu dijital ortamda derneklerin faaliyetlerini, beyannamelerini veya işlemlerini yapabilmesi için bütün derneklere biz bakanlıkça girer şey, kullanıcı adı ve şifresi verilir. Aslında onlar bizler için çok kolaylaştırıcı bir şeyler oldu. Orada yaptığımız efendim kırtasiye ve nasıl diyelim manuel yaptığımız bir sürü çok işleri biz artık dijital ortama taşıdık ve onlar dernekler için çok büyük kolaylaştırıcı bir şey oldu. Şimdi genel kurulu tutanakları da efendim beyannameleri de üye kayıtları da bütün işlemlerimizi biz oradan yapabiliyoruz ve sizler de yapabiliyorsunuz. Aranızda çok iyi kullanıcılar var bu konuda. Onu da biraz ilerleyen konularda birkaç sunumumuz da olacak onu da ilgili. Bildirimlerin yapılmasından yönetim kurulu başkanı aslında sorumludur. Tabii başkanı sorumludur da yönetim kurulundan oluşturma organlarından birine de bu görevi verebilir. Bu bildirimleri yapmak zorunluluğu vardır.